Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır yapmış olduğu bütçelerin iki farklı özelliği var. Birisi parlamenter sistem döneminde yapılan bütçeler, ikincisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında yapılan bütçeler. İkisi çok farklı bir anlayışla parlamentoya getirildi. Birinci düzenlemelerde parlamentoda ve plan bütçe komisyonunda son derece nitelikli tartışmaların, değerlendirmelerin olduğu bütçeler yapılırdı. Şimdi öyle değil. Şimdi bütçeler saraydan paketle geliyor. Plan bütçede ve burada kayda değer hiçbir değişiklik olmadan geçiyor. Sıkıysa değiştirin. Niye? Çünkü sarayın sopası var. Asla değiştiremezsiniz. Bu bütçenin hazırlanış tekniği çok farklılaştı. Bakın değerli milletvekilleri, İngiltere'de 1215 yılında Magna Carta sözleşmesiyle birçok nitelikli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan en önemli olanlardan bir tanesi de vergi toplama ve bütçe yapma yetkisi saraydan ve kraldan alınarak meclise verildi. Yani sarayın ve kralın tiranlığına son verildi. 900 yıl sonra siz yeniden bütçe yapmayı tek adamın insafına ve saraya bıraktınız. Peki ne oldu? Olan şu: atanmış bakanlar hiçbir şekilde halka ve halkın vekillerine hesap vermekten uzaklaştılar. Ve sonuçta siz izin vermeden söyleyebilir miyim efendim diyen bakanların elinde kaldı. O nedenledir ki halka ve halkın vekillerine hesap vermeyen bakan buraya gelip halkın vekiline efelenebildi. Bu çatı altında kabadayılık teslemeye çalıştı ama dersini alıp gitti. Değerli vekiller, şimdi dövizde çok ciddi hareketlilik var. Herkes dolara bakıyor, avroya bakıyor, sterline bakıyor. Ya bunlara bakmayın. Türk lirası savaşın ve yokluğun eşiğinde olan Yemen riyali karşısında değer kaybetti. Gana'nın, Haiti'nin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin, Mozambik'in parası karşısında değer kaybetti. Türk lirasının değer kaybetmediği hiçbir para birimi yok. Onun içindir ki vatandaşlara ahlaksız diye tanımlayan Numan Kurtulmuş'a rağmen hangi parayı bulursanız alın. Vatandaşa ahlak dersi vermeye kalkan, oysa yurttaşlarımızın onuru, şerefi, ahlakı, yüksek erdemi o ahlaksız diyenlere çok daha önemli ahlak dersi verecek birikimde ve yükseklikte. Şimdilerde Avrupa kapıları kapandığı için dönüp başka ülkelerden para devşirmeye çalışıyorlar. Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikler'den. Acaba sıra şimdi kimde? Arabistan'da mı? İsrail'de mi? Mısır'da mı? Yok, yok. Suriye'de yakın zamanda Esad'a gitmek zorunda kalacaklar. Ve kapı kapı dolaşıp para toplamaya çalışan bu iktidar başka şey de yapıyor. Sözüm ona, el bebek gül bebek büyüttükleri FETÖ'yle güya mücadele ediyorlar, IŞİD'le mücadele ediyorlar. MİT'in, emniyetin ve genelkurmayın araştırmalarına rağmen tek kişinin imzasıyla Türk vatandaşlığı da geçirilebiliyor. O imza kimin? Cumhurbaşkanının. Yüzün üzerinde FETÖ ve IŞİD mensubu yabancılara Türk vatandaşlığı verildi. Niçin? 250 bin dolar geliyor. Gayrimenkul alıyorlar. Kasaya para giriyor. Sonra fark ettiler ki bunlar IŞİD militanı, onları süratle mallarını el koyup vatandaşlıklardan gizli kapaklı çıkardılar. Somutlaştıracağım. Somut bir örnek vereceğim. Şimdi bir
Irak vatandaşı var. Mahram İsmail İsmail. Bu vatandaş Türk vatandaşlığını alınıyor. İstanbul'da ticaret yapmaya başlıyor. Ama gelin görün ki 2019 yılında Amerika'nın teröre destek veren listelerde başı çekiyor. Biz burada ona vatandaşlık verip, kimlik numarası verip ticaret yapmasının önünü açıyoruz. Sonra ne oluyor? Farkına varınca 5 Kasım tarihinde Polat adıyla yeniden vergi numarası veriliyor. Ve o Polat Dervişoğlu bugün İstanbul'da aynı adreste farklı bir ünvanla ticaret yapıyor. İşi de oluk oluk para akıtıyor. Anın size IŞİD'le mücadele, anın size FETÖ'yle mücadele. Şu para nelere kadir? Bu para uğruna ne tür tavizler veriyor? Gelin görün. Değerli milletvekilleri, şimdi başka bir gerçeklik var. O da şu. Ya ekonomi o kadar ilginç bir noktada seyrediyor ki dünyada fikirleriyle, teorileriyle dünya ekonomisine yön vermiş çok ünlü teorisyenler var, iktisatçılar var. Açıp baktım. Ya acaba Türkiye'de uygulanan ekonomik model hangisine uyuyor? Keynes'ten Adam Smith'e, Karl Marx'tan Fisher'e varıncaya kadar bu ekonomistlerin, bu iktisatçıların ekonomi teorilerine baktım. Türkiye'de hiçbirisi uymuyor. Sonra dedim ki ya Erdoğan ikide bir diyor ki ben ekonomistim. Ben ekonominin kitabını yazarım dedi. Aradım, öyle bir kitap bulamadım. Belki makaleleri vardır dedim. Makalelerini de bulamadım. Şimdi sonradan anladım ki bu Türk tipi başkanlık sistemi gibi Türk tipi ekonomi modeli değil, Erdoğan tipi ekonomi modeli. Peki bu ekonomi modeli neye benziyor biliyor musunuz? Hekim gözüyle bir örnek vereyim. Başı ağrının kolunu kesmek, dişi ağrının bacağını kesmek gibi bir şey. Bilimden, akıldan, izandan uzak bir ekonomik model. Şimdi böyle bir ekonomik modelle Türkiye tepe taklak gidiyor. Önünü görmek mümkün değil vatandaşların. Vatandaşlar soruyorlar, biz ne yapacağız? Ben de şunu diyorum naçizane. Arkadaş, ne Cumhurbaşkanı'nın, ne AKP'lilerin, hele hele bu atanmış bakanların hiçbirinin sözünü dinlemeyin. Kendi ekonominizi, kendi bütçenizi, kendi aklınızla, kendi doğrunuzla oluşturun. Zira bu AKP'lilerin vereceği aklın hepsi sizi yanlış yola götürür. 20 yıldır Türkiye'ye kan kusturan bu anlayış maalesef iflasın eşiğine getirdi bu güzelim ve yalnız ülkemi. Şimdi başka bir şey var. Kürsüye çıkan vatandaşlar, partili arkadaşlar, milletvekillerinin bir kısmı diyor ki bütçe hayırlı ve uğurlu olsun. Ya arkadaş, bu bütçenin benim yurttaşıma, benim garibanıma, benim fukarama hayır getirmez. Bu bütçe onlar için vallahi de hayırsız bütçe, billahi de hayırsız bütçe. Ama birilerine hayır getirir. Kime? Kol kola girilen mafyaya, çetelere, yandaşlara hayır getirir. Ama onların da memlekete hayrı yok. Onun için bunun hiçbir şekilde bir getirisi yok. Çürümüş, lime lime dökülen bir iktidarın bu saatten sonra Türkiye'nin sorunlarını çözme şansı yok. Ama bir şey var. Ekonomik savaş ilan edildi. Ekonomik savaşa bu halk asla savaşınızda ortak olmayacak. Sizin baş kaldırı olarak nitelendirip savaş veriyoruz dediğiniz ekonominize en ufak bir katkı koymayacak. Başka bir şey yapacak bu halk. Bu halk sizinle bir savaş açacak. Savaş verecek ama demokratik yöntemlerle verecek. Sandıkta size o hesabı soracak. Ve gün gelecek o hesap sorulurken biz yurttaşlarımızla birlikte o hesabı göreceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. İşte o zaman o halkın iktidarına hayırlı olsun diyeceğiz. Sizin
Tamamlayalım lütfen. Sizin bu hayırsız bütçenize hayırlı olsun dersek vallahi bu vatandaşa haksızlık ederiz. Vallahi metrelerce kuyrukta bekleyen vatandaşlara haksızlık ederiz. Değerli milletvekilleri, size de geliyordur. İş arayanlar geliyor. Şimdi bize başka bir şey için geliyorlar. Lütfen diyorlar. O büyük metropol belediyeleri aldınız ya aslanlar gibi halkın desteğiyle. Sosyal belediyecilik yapıyorsunuz. Ya lütfen belediyeleri arayın da bizim mahallelerimize ekmek büfesi kursunlar. Ekmek büfesi. Bir arkadaşıma rica ettim İstanbul'da, dedim ki ya şu kuyruğa bir bakın, bir ölçün. Şöyle göz kararı 5 yere gitti benim hatırım için. Baktı, her bir ekmek kuyruğunda en az 30 metre 40 metreye uzaran kuyruk var. Vatandaşı bu hale getirdiniz. Şimdi bir selamlama. Buyurun. Dönmüşsünüz, o kuyruğa giren vatandaşlara alay ediyorsunuz. Ne diyorlar biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir AKP'li belediye meclis üyesi, ya diyor, o kuyruklara bakmayın. O kuyruğa girenler fotoğraf çekmek için o kuyruğa giriyorlar. Hiç merak etme. Senin ve sabıkalı partisinin fotoğraflarını bu halk ve biz çok iyi çekiyoruz. O fotoğrafları gün gelince sizin yüzünüze vuracağız. Hepinize saygılar sunuyorum.